İnsanları gizli bir azaba sürükleyen inanç ve tavır bozuklukları. Kitabın başından bu yana bazı insanların imanı kabul ettiklerini söyledikleri halde yine de mutlak huzur ve mutluluğu yaşayamamalarının nedeninin samimiyetsizlik olduğundan bahsettik. Allah'ın Kur'an'da Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Arada bocalayıp dururlar ne onlarla ne bunlarla. Allah kimi saptırırsa artık sen ona yol bulamazsın ayetiyle de bildirdiği gibi bu kimseler vicdanen her şeyi bildikleri halde hala cahili ahlakıyla Kur'an ahlakı arasında bocalamaktadırlar. İman ettikleri halde bile bile böyle bir ahlakta kararlılık göstermeleri bu kimselerin gizli azaplar çekerek yaşamalarına neden olur. Çoğu insan ise yaşadığı bu sıkıntı ve azabın içinde saklı tuttuğu samimiyetsizliklerine bir karşılık olarak yaratıldığının farkında değildir. Onlar tüm bunların hayatın gerçekleri yani az çok her insanın yaşamak zorunda kaldığı yaşamın birer parçası olduğunu sanırlar. Oysaki kendileri için birer azaba dönüşen bu tavırların hiçbiri hayatın değişmez bir gerçeği değildir. Bu tip insanlar Allah'ın kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Elif, Lam, Ra. Bu bir kitaptır ki Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. Ayetiyle bildirdiği İnsanları karanlıklardan kurtaracak olan dini ahlakından yüz çevirdikleri ya da din ahlakını gereği gibi yaşayamadıkları için sıkıntı ve azabı tatmaktadırlar. Peki hangi düşünceler, bozuk mantık örgüleri ve inanışlar insanları din ahlakından uzaklaştırmakta ve cahiliye tavırları sergilemelerine neden olmaktadır? İşte ilerleyen satırlarda bu soruların yanıtlarını verecek ve insanlara mutsuzlukla geri dönen çirkin tavırlara değineceğiz. Kur'an ahlakının mükemmelliğini tam olarak kavrayamamaları. Bazı insanların iman ettiklerini söyledikleri halde halen gizliden gizliye cahiliye hayatının azaplarını çekmelerinin başlıca nedeni bu kimselerin Kur'an'da gösterilen yola tam olarak uymamalarıdır. Allah ayetlerinde inananları dünyada güzel bir hayatla müjdelemiştir. Ama bunun için insanların Allah'ın emirlerine kayıtsız şartsız uymaları, onun beğendiği ahlakı eksiksiz şekilde yaşamaları gerekmektedir kişi bir yandan din ahlakını yaşarken bir yandan da bir parça olsun cahili ahlakının etkisiyle hareket ediyorsa bu durumda Kur'an'da bahsedilen güzel hayat tam anlamıyla oluşmaz. İnsanların dünya hayatını Kur'an'da vaat edildiği şekilde yaşayabilmeleri için öncelikle Kur'an ahlakı dışında insanın fıtratına uygun bir başka yaşam şekli olmadığını anlamaları gerekir. Kibir, dünyada ve ahirette azap ve sıkıntı nedenidir. Kibir, Allah'ın beğenmediği bir ahlak özelliğidir kibirli insan büyüklenme hastalığına tutulmuş demektir. Büyüklenmenin nedeni ise kişinin kendisine müstakil bir benlik vermesi, hem kendini hem de çevresindekileri Allah'tan bağımsız varlıklar olarak görmesidir. Allah'ı tenzih ederiz. Böyle bir insan yaptığı ve sahip olduğu her şeyi kendisinden bilir. Örneğin bir başarı elde ettiğinde bununla kibirlenir, gösteriş yapar. Kendini en üstün insan olarak görür. Oysa o başarıyı ona lütfeden Allah'tır. Bu gerçeği göremediği için büyüklenme içine girer. Böyle bir insan her olayda, her konuda üstünlüğünü ve büyüklüğünü çevresinde hissetmek ister. Oysa böyle insanlar hiçbir zaman peşinde oldukları gerçek onur ve üstünlüğü elde edemezler. Çünkü onur ve şeref ancak Kur'an'a uymakla kazanılır. Allah bu gerçeği bir ayetinde şöyle bildirir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer hak onların heva, istek ve tutkularına uyacak olsaydı, hiç tartışmasız gökler, yer ve bunların içinde olan herkes ve her şey bozulmaya uğrardı. Hayır, biz onlara kendi şan ve şereflerini getirmiş bulunuyoruz. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Müminun Suresi 71 İnsan, Kur'an'a uymadığında ise Allah'ın ayetinde bildirdiği gibi her şey bozulmaya uğrar. Allah Kur'an'ın bir diğer ayetinde de insanların sık sık bu yanılgıya kapıldıklarına ve onur ve şerefi insanlara büyüklük taslamakta aradıklarına dikkat çekmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Derler ki, andolsun Medine'ye bir dönecek olursak Gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Oysa izzet Allah'ın, onun Resulü'nün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Münafıkun Suresi 8. Ayette de belirtildiği gibi onur ve izzet Allah'ındır ve Allah bu üstünlüğü sadece Kur'an'a uyan, güzel ahlak gösteren kullarına verir. İşte kimi insanlar da iman ettiklerini söyledikleri halde hala cahiliye hayatlarından almış oldukları telkinlerin etkisi altında kalarak kibirlerini terk etmeye yanaşmazlar. Oysaki insanları azaba sürükleyen konuların başında kibir ve büyüklenme gelir. Kibir, aynı zamanda insanı günah sürükleyen, insana, Kur'an'a uymayan birçok ahlaksızlığı ve kötülüğü yaptıran bir ahlak bozukluğudur. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günah sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o. Bakara suresi 206 Kibirli bir insan kendini herkesten daha çok sever. Bu nedenle çıkarıyla ters düşen her şeyde Allah'ın rızasını ve vicdanını değil, kendi tutku ve isteklerini önde tutar. Bu ise onu hep günaha ve kötü ahlaka yöneltir. Kibirli insan kendini her şeyin üstünde görüp hep nefsini kolladığı halde aradığı mutluluk ve huzuru da bulamaz. Her şeyden önce enaniyetli insanlar gerçek müminlerin yaşadığı pek çok güzelliğin tadını hiçbir zaman için alamazlar. Örneğin hiçbir zaman gerçek sevgiyi yaşayamazlar. Hayatta herkesten ve her şeyden çok kendilerini sevdikleri için başkalarını gerektiği gibi sevemezler. Sevgi duydukları bir insana bunu açık açık söyleyemez, iltifat edemez, sevginin gerektirdiği sıcaklığı, samimiyeti ve dostluğu gösteremezler. Ortaya koydukları bu soğuk ve resmi karakterden dolayı karşılarındaki insan tarafından da istedikleri gibi sevilemezler. Kibirli insanlar nefislerine ağır geldiği için hiçbir zaman bir konuda alttan almayı kabul edemez, hep dostluğu zedeleyecek, gerginliğe ve huzursuzluğa neden olacak tavırlar sergilerler. Hoşgörülü, sabırlı, alttan alan, affedici, uzlaşmacı bir karakter gösteremezler. Her zaman hep kendi dediklerinin kabul edilmesini isterler. Ortada bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda kendilerinden hiçbir zaman ödün vermedikleri için inatçı, dik başlı bir tavır gösterirler. Kendi istedikleri yapılmadığında ise terslik yaparlar. Ve tüm bunlar bu kimseleri zor ve geçimsiz insanlar haline getirir. Onlarla arkadaşlık etmek, konuşup sohbet etmek, sevgiyi, dostluğu, güzel ahlakı yaşamak çok zordur. Bu da çevreleri tarafından sevilmeyen, yanlarında rahat edilemeyen kimseler haline gelmelerine neden olur ki bu da onlar için büyük bir kayıptır. Bu güzellikleri yaşayamamak bu kimselerde gizliden gizliye büyük bir azaba dönüşür. Çünkü ruhlarında sevmeyi, sevilmeyi, dostluğu, insanlarla karşılıklı olarak güzel ahlakı yaşamayı fazlasıyla istedikleri ve buna karşı büyük bir ihtiyaç duydukları halde sadece gururları ve kibirleri nedeniyle bunlardan mahrum kalırlar. İçin için bunlara özlem duyup bir türlü elde edememek de onların sürekli gizli bir azap çekmelerine neden olur. Kibrin neden olduğu bir başka azap şekli de bu tip insanların hata yapma korkularıdır. Üstünlük ve büyüklük iddiası içinde oldukları için hatasızlık iddiasındadırlar. Bu nedenle hata yaptıklarında büyük bir sıkıntı çekerler. Allah'ın rızasını kazanmak yerine insanların gözündeki prestijlerini korumaya amaçlarlar. Bir başkasının hatalarını veya eksikliklerini kendilerine hatırlatması gururlarına çok ağır gelir. Böyle bir durumda küçük düştüklerini, insanların gözündeki itibarlarını kaybettiklerini düşünerek sarsılırlar. Bu nedenle içten içe sürekli bir korku ve tedirginlikle yaşarlar. İçlerinden geldiği gibi hareket edemez, doğal bir hayat yaşayamazlar. Her zaman akıllarının bir yerinde bunların hesabını yapar, İçlerinden geldiği gibi samimi davranmak yerine bu hesaba uygun olan neyse onu uygularlar. Bundan dolayı da sürekli olarak kendilerini kasmak ve yapmacık hareket etmek zorunda kalırlar. Örneğin herkesin eğlendiği bir yerde kibirli kimseler herkesin tersine azap çekerler. Bir yandan ruhlarında eğlenceye katılmak için büyük bir istek duyar, bir yandan da kusursuz tavırlar gösteremeyecekleri takdirde küçük düşecekleri korkusuyla bundan uzak dururlar. İşte bu insanlar ortaya koydukları bu ahlaktan dolayı yalnız ve soğuk bir dünyada enaniyetleriyle baş başa bir hayat yaşamak zorunda kalırlar. Oysa ki bunun yerine mütevazi, Allah'a ve müminlere karşı boyun eğici bir karakter göstermiş olsalar tüm bu sıkıntılar sona erecektir. Tevazu ile birlikte azabın yerini neşe, huzur ve mutluluk alacaktır. Çünkü tevazulu insan hata yapma korkusu içinde olmaz. Bir hata yaptığı kendisine hatırlatıldığında hemen Allah'a yönelir. Allah'tan bağışlanma diler niyet ve tavrını düzeltir. Ayrıca tevekkülüyle bu hatayı kendisi için bir hayır olarak görür, kendisini daha geliştirmesine vesile olduğunu düşünerek sevinir. İnsanların kendisi için ne düşündüğünü değil Allah'ın rızasını önemser. Böyle düşünen bir insanla kibirinden, gerginlik ve huzursuzluk yaşayan bir insanın ruh halinin ve hayatının ne kadar farklı olacağı açıktır. Bunun yanında unutulmamalıdır ki kibir şeytanın en temel özelliğidir. Büyüklenmesi onun cennetten kovulmasına. Allah'ın lanetini üzerine almasına ve cehennem azabını hak etmesine neden olmuştur. Bu nedenle Allah'ın gücü karşısındaki acizini unutan, haksız bir büyüklenme ile insanlarla yarışa giren kimseler de şeytan ile aynı karşılığı almaktan korkmalıdırlar. Zira Allah bir ayetinde cahiliye toplumunun değer yargılarından kurtulamayarak, onur adı altında enaniyetlerini sürdüren kimseler için ahirette acı bir azap olabileceğini hatırlatmaktadır. Allah dünyada büyüklük taslayanlara o gün şöyle seslenileceğini bildirmektedir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Azabı tat çünkü sen kendince üstün onurluydun. Duhan suresi 49 Gerçek onur ve üstünlük ise dünyadayken boyun eğici, mazlum ve yumuşak başlı bir tavır içerisinde olan kimseler içindir. Allah iman edenleri şöyle müjdelemiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi onurlu üstün bir makama sokarız. Nisa suresi 31 kaderin mükemmelliğini ve her şeyde hayır olduğunu düşünmemek. Allah Kur'an'ın bir ayetinde, Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz diye bildirmektedir. İnsanlar yaşamları içerisinde kimi zaman ummadıkları, istemedikleri ya da hoşlanmadıkları olaylarla karşılaşabilirler. Bunların her biri de kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O amel davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Ayetiyle bildirdiği gibi insanların denenmesi için özel olarak yaratılan durumlardır. İnsanın yapması gereken ise başına gelen olay her ne kadar zor ya da olumsuz gibi görünse de Allah'a güvenmek ve Rabbimizin bu olayda bir hayır takdir ettiğini bilmektir. Mümin bir kişi kalbinde yaşadığı bu güven ve teslimiyeti ahlakına da hakim eder. İşte bu Allah'ın Kur'an ile insanlara emrettiği tevekküllü tavırdır. Tevekkül insanlar için Allah'tan bir rahmet ve büyük bir kolaylıktır. Allah'ın kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size isabet eden Allah'ın izniyleydi. Ayetiyle bildirdiği gerçeği anlayan insanlar Allah'ın aklına teslim olurlar. Böylece hem hayatlarının her anını güzellikleri ve hayırları görerek geçirmiş hem de gösterdikleri ahlak ile Allah'a olan imanlarını ve güvenlerini ortaya koymuş olurlar. İşte Allah bu ahlaka karşılık olarak kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'tan korkup sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık gösterir. Ayetiyle bildirdiği gibi onlara katından bir kolaylık sağlar. Allah'ın kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Müminlerin kalplerine imanlarına iman katıp arttırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren odur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.'' ayetinde buyurduğu gibi gösterdikleri tevekküle karşılık Allah zorluklar karşısında müminlerin kalplerine ferahlık katar ve onlara huzur ve güven duygusu verir. Kur'an'da Allah'ın hayır ya da şer olarak görünen tüm olayları samimi kullarının hayrına çevireceğini bilen müminlerin Allah'a olan tevekküllerini şu sözlerle dile getirdikleri haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim. Bize doğru olan yolları o göstermiştir ve elbette bize yaptığınız işkencelere karşı sabredeceğiz. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etmelidirler. İbrahim Suresi 12 Allah'a güvenip dayanan bir insan herhangi bir hüzün ve mahzunluk yaşamaz. Bu Allah'ın mütevekkil kullarına bir vaadidir. Ayette şöyle buyrulur. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Artık onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Ahkaf suresi 13 Görüldüğü gibi tevekkül edildiğinde Allah'ın izniyle her şey çok kolaylaşır. Tevekkülsüzlükte ise hayatın her detayı insanlar için ayrı bir zorluk, ayrı bir sıkıntı, ayrı bir azaba dönüşür. Her iş karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hal alır. En basit, en sıradan ve çözüme en kolay olan olaylar bile tevekkülsüz insanların gözünde büyür. Bu insanlar Allah'a iman ettiklerini söyledikleri halde kim zaman kaderin nasıl mükemmel bir düzen içerisinde işlediğini unutabilir ve olayların Allah'tan bağımsız olarak geliştiği düşüncesine kapılabilirler. Allah'ı tenzih ederiz. Bundan dolayı başlarına gelenlere hayır gözüyle bakmaz, olaylardaki hikmetleri göremez, sürekli korku ve endişe içerisinde yaşarlar. Daha ortada hiçbir şey yokken bile olabilecek olumsuz ihtimalleri düşünerek tevekkülsüzlüğün getirdiği tedirginliği yaşarlar aynı şekilde en olumlu ve en yolunda giden olaylarda bile yine hep aksilik olarak nitelendirilecek bir şeyler bulurlar. Bunun yanında başlarına gelen olayların Allah'tan olduğunu düşünmedikleri için karşılarına çıkan tüm aksaklıkları ve sorunları kendilerinin çözeceklerini sanarak müthiş bir sıkıntıya girerler. Oysa ki her ne yaparlarsa yapsınlar Allah dilemedikçe hiçbir konuya çözüm getirmeleri mümkün olmaz. Çözüm bulduklarında bu da yine ancak Allah'ın emriyle gerçekleşir. Bu nedenle tevekküllü bir insan tüm çözümleri dener elinden gelen tüm gayreti gösterir. Ancak sonucu yaratacak olanın Allah olduğunu bildiği için bunları huzur ve rahatlık içerisinde yapar. Tevekkülsüz insanların yaşadıkları sıkıntılara günlük hayatta sıkça rastlamak mümkündür. Örneğin işe gitmek üzere bineceği otobüsü kaçıran bir insanın otobüsün ardından öfkeyle söylendiğine pek çok defa rastlamışsınızdır. Bundan dolayı dakikalarca kendine gelemez. Hatta bir başka yolla işine vaktinde ulaşmayı başarsa bile gün boyu bu olayın etkisinden kurtulamaz. Güne aksilikle başladığını, dolayısıyla da gün boyunca tüm işlerinin ters gideceğini düşünerek kendi kendine strese girip azap çeker. Bunun yerine Allah'ın bu olayla takdir etmiş olabileceği hayırları düşünmüş olsa, hem hiç böyle bir sıkıntıya girmeyecek hem de ters gitmiş gibi görünen bir olayda Allah'a teslim olduğu için Allah'ın rızasını kazanmış olmayı umacaktır. Aynı şekilde geçirdiği bir trafik kazasıyla yaralanan bir kimse, başına gelen bu olayla tevekkülsüz bir tavır gösterdiğinde içine düştüğü üzüntüden kurtulamaz. Bunu yaratanın Allah olduğunu unuttuğu için hatayı arabayı kullanan şoförde ya da kendini arayarak öfkelenir. Oysa bu sıkıntısı tümüyle yersizdir. Bu kaza Allah dilediği için olmuştur. Böyle bir durumda olayın sadece tek bir hayrını düşünmesi bile kişiyi içine düştüğü bu çözümsüz azaptan kurtarmaya yetecektir. Örneğin yaralanmak yerine ölümle karşılaşmış olabileceğini düşünmesi bile Allah'a şükretmesine ve huzur ve neşe kazanmasına neden olacaktır. Ya da yaralanmasının ölümü ve ahireti düşünmesine vesile olduğunu, bu nedenle Allah'a daha çok yakınlaştığını, Allah korkusunun çok daha arttığını düşünerek sevinmelidir. Belki bu sayede kibirden, büyüklenmekten kurtulacak, tevazusu ise Allah'ın ondan hoşnut olmasına neden olacaktır. Bu ise ahireti için ona büyük bir hayır ve kazanç getirecektir. Dolayısıyla Allah'a ve ahiret gününe kesin bir bilgiyle iman eden bir kimse her türlü koşulda Allah'ın yarattığı hayır ve hikmetleri görebilir. İmanı yüzeysel anlamda yaşayan insanlar sık sık tevekkülsüz bir tavır içerisine girebilmekte ve bundan dolayı müminlerin aksine hayatı sıkıntı ve azap içerisinde yaşamaktadırlar. Bunun yerine söz konusu insanlar Kur'an'da "Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar kendilerine insanlar size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyenlerdir ayetiyle bildirilen müminler gibi Allah'a tevekkül etmiş olsalar, çektikleri tüm azaplar son bulacaktır. Nankörlük Allah Kur'an'da, Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki, biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Eğer onlara kendi ellerinin takdim ettikleri dolayısıyla bir kötülük isabet ederse, bu durumda insan bir nankör kesili verir ayetiyle birçok insanın sahip olduğu kötü bir ahlak özelliğine dikkat çekmektedir. Gerçekten de bazı insanlar içerisinde yaşadıkları sayısız nimete rağmen Allah'a karşı nankörlük edebilmektedirler. Oysa belki hiç düşünmemiş olabilirler ama mutsuz bir hayat yaşamalarının başlıca nedenlerinden biri Allah'a karşı gösterdikleri bu ahlaktır. Çünkü Allah, kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse yalnızca beni anın, ben de sizi anayım ve yalnızca bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin. Ayetiyle insanların nankörlükten kaçınmalarını emretmektedir. İman ettikleri halde Allah'ın rahmetini ve kendilerine verilen onca güzelliği takdir edememeleri elbette ki insanlara azap olarak geri dönmektedir. Bu kimselerin böyle bir ahlak sergilemelerinin asıl nedeni temelde dinin özünü tam olarak kavramamış olmalarındandır. Kaderin mükemmel işleyişini, iyi ya da kötü görünen her şeyde bir hayır olduğunu düşünmemeleri, olaylara olumsuz bir gözle bakmalarına neden olur. Oysa bir olayda insanın nimet olarak görüp sevinç duyabileceği yüzlerce detay vardır. Ama bu insanlar bakış açılarındaki çarpıklık nedeniyle bu nimetleri gereği gibi görüp takdir edemezler. Kimi zamanda Allah'tan kendilerine ulaşan bu güzellikleri gördükleri halde bunları kendilerinden bilerek gereği gibi şükretmezler. Kendilerine anahtarlarını dahi taşıyamayacağı kadar hazineler verilen Karun'un Allah'a karşı nankör bir tavır içerisine girerek ayette bildirildiği üzere kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu bende olan bir bilgi dolayısıyla bana verilmiştir. Dediği gibi bu kimselerde sahip oldukları nimetleri zaten hak ettikleri düşüncesine kapılırlar. Bu yüzden de bunları birer sevinç ve mutluluk vesilesi nimetler olarak görmezler. Dünya hırsını kalplerinden tam olarak atamamış olmalarından dolayı ellerindeki onlara yetmez. yer olmamaları nedeniyle nimetler karşısında dahi aksi, ters ve büyüklenen bir karakter sergilerler. Bu kimseler ayrıca nimeti verenin de, alanın da, azaltanın da, arttıranın da Allah olduğunu unuturlar. Bundan dolayı da nimet kaybına uğradıklarında büyük bir hayal kırıklığına kapılırlar. Oysa ki bu Allah'ın bir denemesidir ve insanın elindeki nimetlerin kıymetini anlaması için önemli bir eğitim fırsatıdır. İnsanın asıl yapması gereken, karşısına çıkan bu fırsatları değerlendirerek şükredici ahlakıyla Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmak olmalıdır. Zira aksinde Allah, Kur'an'da nimet içerisindeyken kendisine karşı nankörlük eden insanların nimet kaybıyla karşılık göreceklerini bildirmektedir. Bu gerçeği haber veren ayette şöyle buyrulur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir şehri örnek verdi. Halkı güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak ona açlık ve korku elbisesini tattırdı. Eğer ayette bahsedilen kimseler nankörlük etmek yerine şükredici bir ahlak göstermiş olsalar Allah onlar üzerindeki nimetini arttıracaktır. İman eden kimseler bu ahlakın getirdiği huzur ve mutluluğu yaşarlar. Her şeye iman ve hikmet gözüyle baktıkları için çevrelerindeki nimetleri, güzellikleri ve incelikleri hemen fark edebilirler. Dünya nimetlerine hırsla yaklaşmadıkları için ellerindekilerle yetinmeyi bilirler. En zor şartlarda, en sıkıntılı ortamlarda bile bu ahlaklarını sürdürürler olayların olumsuz yönlerini görüp bunlarla mutsuz olmaktansa her zaman güzel yönlerini görüp bunlardan sevinç duymasını bilirler. Allah samimi müminlerin gösterdikleri bu güzel ahlaka karşılık olarak Kur'an'da Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbiniz şöyle buyurdu. Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten sizi arttırırım. Ve andolsun eğer nankörlük ederseniz şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir ayetiyle bildirdiği gibi bu ahlakı gösteren kimselerin üzerindeki nimetlerini daha da artırmaktadır. Egoistik Allah Kur'an'da Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten insan bencil ve haris olarak yaratıldı. Kendisine bir şer, kötülük dokunduğu zaman feryadı basar. Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur ve cimrilik eder. Ayetleriyle insanların nefsinde var olan bu zayıflığı haber vermektedir. İnsan bencil tutkulara kapılmaya yatkın bir varlıktır. Her fırsatta kendini ön plana çıkarmaya, kendi menfaatlerini korumaya ve kendini herkesten çok sevmeye müsaittir. İnsan eğer Allah korkusuyla güzel ahlakta irade göstermezse nefsi insanı sürekli olarak sadece ben sevileyim, ben övüleyim, ben takdir edileyim gibi bencilce isteklerde bulunması için kışkırtır. Böyle bir ahlakta başkalarının rahatı, huzuru, mutluluğu her zaman ikinci plana atılır. Önce onların rahatı sağlansın ya da onların çıkarına uygun olsun. Gerekirse ben kendi menfaatlerimden ödüm vereyim. Başkaları mutlu olsun. Ben de onların mutluluğundan zevk alayım gibi fedakarane düşüncelerdense her zaman için ne olursa olsun önce ben fikriyle hareket edilir. İman edenler nefislerindeki bu tutkuyu yener ve Allah'ın razı olduğu ahlakı yaşarlar. Ancak kimi insanlar da nasıl olsa dinin bazı hükümlerini yerine getiriyorum. Arada sırada kendi menfaatlerimi kollamamın ne gibi bir kötülüğü olabilir ki gibi yanlış bir düşünceye kapılarak ahlaklarındaki bu eksikliği zararsız görürler. Dahası, insanın kendi menfaatlerini kollamasını hayatın bir gereği olarak görürler. Yani her ne kadar Kur'an ile bunun yanlışlığı kendilerine anlatılmış olsa da, bilinçaltlarında hayatta kalabilmek için kendi çıkarlarını ön planda tutmak gerektiğini zannederler. Aksine kendi menfaatlerini kimsenin kollamayacağını, ezileceklerini ve zarara uğrayacaklarını düşünürler. Dahası herkes bu ahlakı gösterip kendi çıkarlarını koruduğunda bir tek kendileri fedakar ve özverili olurlarsa bu durumda akılsız konumuna düşeceklerini sanırlar. Bu düşüncelerinden dolayı fedakar ve ince düşünceli olmak için nefislerine eğitmezler. Oysa ki insanın çıkarlarını koruyabilecek tek bir güç vardır. O güç Allah'tır. Aksinde insan ne bencillikle ne de kendi menfaatlerinin peşinde koşturmakla kendinden yana bir çıkar sağlayamaz. Allah bu durumu bir ayette şu şekilde açıklar. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah sana bir zarar dokunduracak olsa, ondan başka bunu senden kaldıracak yoktur. Ve eğer sana bir hayır isterse, onun bol fazlını geri çevirecek de yoktur. Kullarından dilediğine bundan isabet ettirir. O bağışlayandır, esirgeyendir. Yunus Suresi 107. İnsanların egoistliği en belirgin olarak mala ve cana olan tutkuları ile ortaya çıkar. Güzel ve iyi olan her şeyi kendileri kullanmak isterler. Örneğin, bir başkası eşyalarını kullanmayı talep ettiğinde vermek istemedikleri için yalana başvurup kendilerinde olmadığını söyleyebilirler. Kalplerindeki bu bencil tutku hayatlarının her aşamasında ortaya çıkar. Güzel bir yemeğin kendilerine kalmasını isterler. Bunu başkalarıyla paylaşmamak için yalnızken, evde kimse yokken yemeğe özen gösterirler. Paylaşmaları zaruri hale geldiğinde de yemeğin en güzel olan yerini kendilerine ayırıp diğer kişilere kalan kısmını ikram ederler aynı şekilde yapılması gereken zor bir iş olduğunda da çeşitli bahanelerle bundan kaçarak konuyu başkalarının üstlenmesini sağlamaya çalışırlar. Kendi canları herkesinkinden daha tatlıdır. Bu nedenle bir başkası çok daha yorgun ya da meşgul olsa ve kendileri müsait olsalar bile bir kaçış yolu ararlar. Bu insanların kalplerinde sakladıkları bu tutku sadece malı, yiyeceği sahiplenme duygusu ile sınırlı değildir. Pek çok konuda ortaya çıkabilir. Egoistikten nefsini arındırmayan bir insan çok basit şeylere bile tenezzül eder. Hep kendi istediği olsun ister. Son sözü hep kendisi söylemeyi sever. Örneğin kalabalık bir ortamda kendi beğendiği müziğin dinlenmesini, kendi istediği televizyon kanalının seyredilmesini ister. Başkalarının isteklerini ise hiçbir zaman için öncelikli olarak görmez. En rahat yere kendisi oturmak için acele eder. İş bölümü varsa en kolay olana talip olur. Zor olanı hep başkalarına bırakmaya çalışır koşuşturma ya da fedakarlık gerektiren bir durumda ağırdan alır. Daima kendisini bir adım geride tutar. Karşılıklı yapılan bir konuşmada alttan almak yerine üste çıkmayı marifet sayar. Oysa küçük küçük menfaatler elde etmek için yaptığı bu tür tavırlar iman ettiğini söyleyen ve Kur'an ahlakından haberdar olan bir insanı büyük bir samimiyetsizliğin içine sürükler. Samimiyetsizlik ise insanı sürekli huzursuzluk içinde yaşatır. Kendi menfaatlerinin peşine düşen böyle bir insan sürekli olarak gizliden gizliye çevresindeki insanları kandırabilmek için büyük bir emek harcar. Sürekli bu gizli samimiyetsizliğinin ortaya çıkması, deşifre olması korkusuyla yaşar. Salih Müslümanlar ise hiçbir zaman böyle korkular yaşamazlar. Kur'an'da samimi Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için canlarını ve mallarını ortaya koydukları, hiçbir karşılık beklemeden iyilik yaptıkları diğer Müslümanların ihtiyaçlarını kendilerininkinden öncelikli tuttukları bildirilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerinden önce o yurdu Medine'yi hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler ise hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinde bir açıklık olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah bulanlardır.'' kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi ancak Allah'ın yüzü için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne bir teşekkür. Çünkü biz asık suratlı, zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz. Artık Allah onları böyle bir günün şerrinden korumuş ve onlara parıltılı bir aydınlık ve bir sevinç vermiştir. İnsan Suresi 8-11 Görüldüğü gibi fedakar ahlakından dolayı Allah Müslümanlara bir aydınlık ve nur vermektedir. Bunun tersinde yani bencillikte ise Allah insanlara gizli bir azap yaşatır. Bencillik yaparak insanlara tuzak kurduğunu ve kendisinin akıllı olduğunu zanneden bu insanlar gerçekte kendi kurdukları tuzağın içine düşerler. Bu Kur'an'da bildirilen sırlardan biridir. Fedakar insan bu ahlakı sergilerken daha çok sorumluluğa talip olduğu için görünürde daha çok yorulur. Malını verir, parasını harcar, kendi meşru haklarından ve isteklerinden feragat eder. Ama vicdanen müsteri olan Rahat, mutlu, güzel bir hayat sürende odur. Bencil ve nefsine düşkün bir insan ise daima nefsini koruma çabası içinde sıkıntılı ve zor bir hayat yaşar. Nefsine gelen en küçük bir zorluk dahi onu mutsuz ve huzursuz etmeye yeter. Kin ve öfkenin insanlara yaşattığı gerilim. Birçok insan sıkıntı ve huzursuzluk içerisine düşmelerine neden olan ahlak özellikleri arasında kin ve öfkenin yeri de oldukça büyüktür. Her insan günlük hayat içerisinde hoşuna gitmeyen pek çok olay ya da tavırla karşı karşıya kalabilir. Bazı insanlar bu tür durumlarda hemen öfkelenir. Hatta bununla da yetinmeyip öfkelerin içlerine yerleşen bir çiğne dönüştürürler. İman edenler ise nefislerinin bu telkinlerine kulak vermezler. Çünkü Allah rızasını kazanacak ve cennetine kavuşacak kullarını kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Öfkelerini yenerler ve insanlardaki haklarından bağışlamayla vazgeçenlerdir. Allah iyilik yapanları sever. Ayetiyle tanımlamaktadır. Bu nedenle müminler öfke ve kinden Allah'a sığınır ve bunun için şöyle dua ederler. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bir de onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kim bırakma. Rabbimiz gerçekten sen çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin. Haşr Suresi 10 İman edenlere karşı kin ya da öfke duymak, gerçekten inanan bir kimsenin korkup sakınması gereken bir durumdur. Çünkü Kur'an'da Allah, ''Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım.'' Sizin dostunuz ancak Allah, O'nun elçisi, rücu ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. Ayetiyle, müminlerin birbirlerinin velileri olduğunu bildirmiştir. Allah'ı seven, O'nun rızasını arayan... Kur'an ahlakını yaşayan ve hayatını dine hizmet etmeye adamış insanlara karşı kişinin kalbinde kin ya da öfke gibi duygular tutması, imanı kalbinde tam olarak yerleştirmemiş olduğunu gösterir. Allah'a ve insanlara karşı kalbinde böyle bir samimiyetsizlik yaşaması, bu kişinin imanının huzurunu ve mutluluğunu gerektiği gibi yaşayamamasına da neden olur. Bu ahlakı yaşayan insanlar, rahatlıkla hoşgörü gösterip geçebilecekleri olayların etkisinden bir türlü kurtulamazlar. Sıradan bir olay ya da bir kimsenin basit bir hatası bu kişilerin öfkelenmesi için yeterli olur. Hatta bazen de sırf öfke gözüyle baktıkları için insanların normal davranışlarını dahi kızılacak tavırlar olarak algılayabilirler. Öfkelerinin etkisiyle doğru düşünemez, olayları adil ve objektif bir şekilde değerlendiremezler. Daha da önemlisi, öfke hislerini tatmin etme arzuları o an için pek çok şeyden daha öncelikli hale gelir. Allah'ın rızasının öfkelerini yenip hoşgörülü ve bağışlayıcı bir tavır göstermekte olduğunu bildikleri halde nefislerinin etkisiyle öfkelenmekten kendilerini alamazlar. Allah insanlara Kur'an'da "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sen af ve kolaylık yolunu benimse. İslam'a uygun olan örfü emret ve cahillerden yüz çevir." diye bildirmektedir. Bu nedenle ciddi bir hata yapmış olsa dahi Allah'ı seven, Allah'ın rızasını arayan bir mümin mümin kardeşinin hatasını affeder. Bunun yanı sıra kin ve öfkelerini dışa vurmayıp içlerinde saklamış olmaları da bu kimseleri yanıltmamalıdır. Çünkü Allah'ın insanlardan istediği bu ahlakı gizli de olsa, açık da olsa hiçbir şekilde yaşamamalarıdır. Bu insanlar Allah'ın insanların kalplerinde gizlediklerini de bilmekte olduğunu unuturlar. Oysa Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Muhammed Suresi 29. Bunun yanı sıra tüm diğer ahlak bozukluklarında olduğu gibi kin ve öfke de herkesten çok kişinin kendisine zarar veren duygulardır. Çoğu zaman karşı tarafın kişinin içerisine düştüğü bu sıkıntıdan haberi bile olmaz. Ama aynı esnada bu insanlar başka hiçbir şey düşünemeyecek kadar bu konuya kapılıp gitmiş olurlar öfkeyi kalplerinden atmadıkları sürece dikkatlerini herhangi başka bir konu üzerinde toplayabilmeleri, akıllarını kullanabilmeleri, işlerini yapabilmeleri ya da insanlarla doğal bir diyaloğa geçmeleri mümkün olmaz. Ayrıca öfkenin insanlar üzerinde fiziksel anlamda oluşturduğu tahribat küçümsenmeyecek boyutlardadır. İç huzursuzlukları, baş ağrısı, mide ağrısı, uykusuzluk gibi hastalıkların temelinde genellikle bu tür ahlak bozuklukları olur. Gösterilen bu ahlak kişilerin o anda Allah'ı, kaderi, imtihan olduklarını ve ahirette hesap vereceklerini unutmuş olmalarından kaynaklanmaktadır. Yoksa saatlerce, günlerce ya da haftalarca bir olayı ya da bir insanın bir tavrını düşünerek buna karşı kalplerinde öfke barındırabilmeleri mümkün olmaz. Allah'tan gerçek anlamda korkan bir kimse nefsinin kendisini böyle bir konuda kışkırttığını fark ettiğinde Allah'ın bildirdiği gibi davranır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde önce iyice düşünürler. Allah'ı zikredip anarlar. Sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. Araf Suresi 201. Kin ve öfke insanın samimi bir dostluğu, sevgiyi ve karşılıklı anlayışı yaşamasını engeller. Böyle insanlar hep yalnız, dostsuz olurlar. Yalnız ve dostu olmayan bir insanın ise mutlu olması, nimetlerden zevk alması imkansızdır. İnsan dostluklardan, sevgiden, muhabbetten, sevincini birbiriyle paylaşmaktan, güveneceği insanlarla birlikte olmaktan zevk alacak şekilde yaratılmıştır yalnızlık, dostsuzluk, insanın fıtratına aykırı olduğu için insanı bunaltır, sıkıntıya düşürür. Her ne kadar bazı insanlar yalnızlıktan zevk aldıklarını, kimseyi sevmediklerini, sadece kendilerini sevdiklerini ve bu şekilde rahat ettiklerini söyleseler de bunda samimi değildirler. Onlar sadece insanlar olan kinlerinden dolayı veya gerçekten dost edinebilecekleri birilerini bulamadıkları için kesinlikle mutlu değildirler. Sadece insanlara mutlu görünmek için bunları söylerler dost edinemeyen insanların çaresizlikten kendilerini, köpeklerini, kuşlarını dost edinmelerinin, onlara son derece düşkün hale gelmelerinin, hatta bir insanla konuşur gibi onlarla konuşmaya başlamalarının altında yatan nedenlerden biri budur. Bu nedenle kin ve öfke insanın fıtratına aykırıdır ve insanı yalnızlığa, mutsuzluğa ve çaresizliğe sürükler. Unutmamalıdır ki Kur'an'da kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Oraya esenlikle ve güvenlikle girin onların göğüslerinde kinden ne varsa tümünü sıyırıp çektik. Kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar. Ayetleriyle belirtildiği gibi cennet ahlakında kin ve öfkenin yeri yoktur. Dolayısıyla cennete hedefleyen bir müminin de dünyada bu ahlak bozukluğundan arınması gerekir. İnsanı yoran ve huzursuz eden bir özellik, yapmacıklık. İnsanları yoran ve huzursuz eden bir özellik, yapmacıklık. Bazı insanları yapmacık tavırlara sürükleyen şey, kalplerinde gizli tuttukları bir takım düşünceler barındırmalarıdır. İçleriyle dışları bir olmadığı için, içlerinden geldiği gibi doğal ve samimi davranamazlar. Her zaman bir şeyleri kamufle etme, bir şeylerin taklidini yapma, insanları bir şeylere ikna etme çabası içindedirler. Bu nedenle de yüzleri, hiçbir zaman kendi gerçek yüzleri, sesleri kendi doğal sesleri olmaz ve konuşmaları kendi samimi düşüncelerini yansıtmaz.'' yapmacık tavırları nedeniyle bu insanlarla birebir bağlantı kurmak mümkün değildir. Gerçek kişiliklerini örterler. İnsanlar hakkındaki gerçek düşüncelerini, olaylar hakkındaki gerçek yorumlarını, zaaflarını, istek ve taleplerini hep saklamaya çalışırlar. Kendilerine içerisinde bulundukları durum anlatıldığında ya da yapmacık tavırları tarif edilip samimiyete davet edildiklerinde bile yine aynı suni tepkilerle karşılık verirler. Dolayısıyla bu insanların gerçek karakterlerini anlayabilmek, gerçek düşüncelerini öğrenebilmek hiçbir zaman için mümkün olmaz. Bundan dolayı bu insanların yanında hiçbir zaman rahat edilemez. Çünkü gerçek yüzünü perdeleyen bir kimsenin her zaman umulmadık davranışlarda bulunma, ahlaksızlık yapma ihtimali vardır. Oysa müminin en önemli özelliklerinden biri selam sıfatına sahip olması, yani güvenilir bir insan olmasıdır. Ona bu güvenilirliği kazandıran Allah'tan korkup sakınması, her ne hatası ya da eksiği olursa olsun bunları gizlemek yerine düzeltmek için samimi bir çaba sarf etmesidir. Aksi bir tavır en başta Allah'a karşı samimiyetsizliği ardından da insanlara karşı iki yüzlülüğü getirir. İki yüzlülük ise insana azap verir. Çünkü samimiyet ne kadar kolay ve ne kadar konforlu ise iki yüzlülük de o kadar zor ve sıkıntılıdır. Samimiyetsizlik insanın hayatı boyunca bir an dahi ara vermeden poz yapmasını gerektirir. Poz için gereksiz yere kesintisiz bir dikkat verilmesi, kafada sürekli plan ve hesap yapılması çok zordur. Aynı şekilde içten gelen gerçek isteklerin sürekli olarak frenlenmesi, gerçek karakterlerin ve doğal hayatın hiçbir zaman yaşanmaması da insanları ciddi şekilde bir azaba sürükler. İnsanların böyle bir azap içinde yaşayacaklarına, kalplerindeki olumsuzlukları olumlu bir anlayışa çevirmeleri, güzel ahlak ve güzel düşünce edinmeleri ve bunun sonucunda samimi, doğal ve rahat davranmaktan çekinmemeleri çok daha kolaydır. Dini ve güzel ahlakı gerçek anlamda yaşamak ve Allah'a karşı gerçekten samimi olmak yerine bunun taklidini yapma yolunu seçmek insanı hem dünyasını hem de ahiretini kaybettirir. Bu nedenle insan kalbinde Kur'an'a uygun olmayan hiçbir şey bırakmamalı ve Allah'a ve müminlere karşı olabilecek en içten, en candan, en samimi tavrı göstermelidir. Kıskançlık kıskançlık insanların dünyaya olan bağlılıklarından kaynaklanan önemli bir tavır bozukluğudur. Allah Kur'an'da Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Ayetiyle insanların nefsinde böyle bir duygu olduğunu bildirmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ayetiyle de insanın kurtuluşu için nefsini bu kötülüklerden arındırması gerektiğini bildirmektedir. Aksinde ise Kur'an'da kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve onu isyanla, günahla, bozulmalarla örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Ayetiyle açıkladığı gibi nefsindeki bu kötülükler insanı yıkıma sürükler. Kıskançlığın insanlar üzerine meydana getirdiği tahribat ve verdiği azap ayette bahsedilen yıkımın dünyada ne şekilde gerçekleşebileceğini açıkça ortaya koyar. Cahiliye toplumunda insanların kıskançlığı olan bakış açıları Kur'an'da bildirilenden çok farklıdır. Bu kimseler kıskançlığın her insanda az çok olması gereken insani bir özellik olduğunu düşünürler. Hatta hiç kıskanç olmadığını söyleyen kimseleri garip karşılarlar. Kendileri ise yaşamları boyunca iç içe yaşadıkları insanların hemen hemen her şeyini kıskanırlar. Zekalarını, güzelliklerini, yeteneklerini, mallarını, çocuklarını, evlerini, işlerini. Kıskanç insanlar başkalarının iyiliğinden, güzelliğinden ya da başarısından zevk almak, mutlu olmak yerine bunlardan sıkıntı duyarlar. Kıskandıkları insanların nimete kavuşmaları onları mahzunlaştırır ve içten içe üzer. İçlerindeki bu hırs onları karşılarındaki insanlara zarar verme isteğine kadar götürebilir. Bu nedenledir ki Allah Kur'an'da müminlerin hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmalarını bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım." de ki: "Sabahın Rabbine sığınırım." yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfren kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Felak Suresi 1-5 Müminler ise cahiliye insanlarının övündükleri bu özelliğin aslında çirkin bir tavır bozukluğu olduğunu bilirler. Kıskançlığın tersine birbirlerinin güzel özellikleriyle iftihar eder, birbirlerinin iyiliği, güzelliği için Allah'a dua ederler. Zaten Kur'an'ı bilen ve Kur'an ahlakını yaşayan bir insan için bunun aksi de düşünülemez. Ancak buna rağmen iman ettiklerini söyledikleri halde bu ahlakı gerektiği gibi hayatlarına geçirmemiş kimseler de vardır. Bu kimseler cahiliye toplumlarında olduğu gibi kıskançlığı makul görmez ve açık açık bu ahlakı savunmazlar. Ancak kimi zaman nefislerinin bu yöndeki telkinlerine kapılabilirler. Kimi zaman da kendilerince meşru gördükleri bazı durumlarda bu hisleri yaşamalarının Kur'an'a muhalif olmayacağını düşünerek kendilerini kandırırlar. Örneğin meşru, ve Kur'an'a uygun bir istek olarak müminler arasında sevgi, dostluk, güvenilir olmak gibi konularda en önde olmak isterler. Elbette mümin Allah'ın ve müminlerin sevgisini, dostluğunu ve güvenini en fazlasıyla kazanmak ister. Ama kendisi gibi diğer müminlerin de bu nimetleri en fazlasıyla kazanmalarını ister. Eğer bir başkası kendisinden daha güzel bir ahlak gösterebiliyorsa bu durumda onunla iftihar etmeli ve ona ancak gıpta gözüyle bakmalıdır. Kıskançlığın mümin ahlakında yeri yoktur. Ancak sözü geçen insanlar gıpta etme duygularını kıskançlıkla karıştırabilmektedirler. Aslında bu insanların her biri din ahlakını yakından tanımaları dolayısıyla iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı çok açık bir şekilde ayırt edebilecek bir anlayışa sahiptirler. Kur'an ayetleri ve vicdanları neyin kıskançlıktan, neyin ise meşru isteklerden kaynaklandığını kendilerine göstermektedir. Buna rağmen kendi kendilerini kandırırlar. Kendilerini kandırırken kullandıkları yöntemler ise Tümüyle Allah'a karşı samimiyetsizliğe dayalıdır. Bu samimiyetsizlikleri nedeniyle de mümin ahlakının huzurunu yaşamak varken gizliden gizliye bu cahili ahlakının sıkıntısını yaşamak zorunda kalırlar. Kalplerinde kıskançlık hislerini yaşayan insanlar sürekli mutsuz bir dünyada yaşarlar. Kendilerinden daha iyi, daha güzel, daha yetenekli insanların varlığı, bir başkasının övülmesi veya başkasına gösterilen sevgi her an üzüntü ve sıkıntı çekmelerine neden olur. Yüce Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerle yetinmesini, bunlara şükredip bunlarla mutlu olmasını bilmedikleri için azap çekerler. İçten içe yaşanan bu gizli azaptan kurtulmanın tek yolu ise nefsini tüm kötülüklerden arındırmak ve her şeyi Kur'an ayetleriyle değerlendirmektir. Böyle bir insan tüm güzelliklerin, malın, mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu, Rabbimizin tüm bunları dünyada insanlara farklı şekillerde vererek onların ahlaklarını denediğini bilecektir. Artık bu gerçeğe göre hareket etmesi nedeniyle her güzellik kendisi içinde zevk alınacak birer nimete dönüşecektir. Yalancılık. Yalan söyleme cahiliye toplumlarında son derece yaygın bir kötü ahlak özelliğidir. İnsanların büyük çoğunluğu karşı tarafın anlamayacağı şekilde kendilerince zekice tasarladıktan sonra yalan söylemenin herhangi bir mahsuru olmayacağına inanır. Çünkü bu kimseler kendilerini sadece insanlara karşı sorumlu görmektedirler. İnsanları kandırıp ikna edebildikten sonra da geriye herhangi bir sorun kalmayacağını düşünürler. Oysa ki insanın tüm sorumluluğu Allah'a karşıdır. Ve Allah Kur'an'da, "Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yalan söz söylemekten de kaçının. Ayetiyle insanlara yalan söylemekten kaçınmalarını emreder. Dolayısıyla ne kadar zekice de olsa ya da insanları inandırmaya yetse de, Allah gerçeği bilmekte, o insanın yalan söylediğini görmektedir. İman edenler yalanın Allah'ın insanlara haram kıldığı bir davranış şekli olduğunu bilir ve çok küçük bir konuda bile olsa yalan söylemekten şiddetle sakınırlar. Ancak nefislerinin etkisiyle hareket eden kimi insanlar cahiliyede kalmış olması gereken bu ahlaklarını halen sürdürebilmektedirler. Elbette ki bu kimselere sorulacak olduğunda Allah'ın haram kıldığı böyle bir fiili açık açık ve bile bile kesinlikle yapmayacaklarını söylerler. Ama nefisleri zorda kaldığında hemen yalana başvurabilirler. Haram olduğunu bile bile yalan söyleyen bir insan ilk bakışta yalanıyla kendini korumuş, bazı şeyler kazanmış gibi görünebilir. Ancak gerçek böyle değildir. Yalan söylemek insanın vücudunu sıkar, onu huzursuz yapar. Böyle bir insan her zaman yalanlarının ortaya çıkmasından ve bu nedenle insanların gözünde küçük düşmekten korkar. Hep bunun gerilimini yaşar. İçten içe Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yaptığını bildiği için rahat edemez. Üstelik bir kez yalan söylemeye başlayan bir insan Yalanının açığa çıkmaması için kendisine arka arkaya yeni yalanlar söylemek zorunda hisseder. Her seferinde biraz daha yalan batağına çekilir ve içten içe bundan kurtulmanın stresini yaşar. Ayrıca yalancı insanlar çevrelerinde hemen hissedilirler. Bu nedenle onlara güvenilmez ve saygı duyulmaz. Bu ise yalancının daha da küçük düşmesine neden olur. Kendini yüceltmek ve kendisine çıkar sağlamak için yalan söyleyen bu tarz insanlar tam aksiyle karşılık bulurlar. Allah böyle kimselerin şeytanın etkisiyle hareket ettiklerini Kur'an'da şöyle bildirir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytanların kimlere inmekte olduklarını size haber vereyim mi? Onlar gerçeği ters yüz eden, günaha düşkün olan her yalancıya inerler. Bunlar şeytanlara kulak verirler ve çoğu yalan söylemektedirler. Şuara Suresi 221-223 Çözüm tüm samimiyetsiz tavırlarda olduğu gibi kesin bir tebe ile Allah'a sığınıp Kur'an ahlakını eksiksiz olarak yaşamaktır. Bu durumda bu kimselerin hem dünya hayatındaki sıkıntılı hayatları sona erecek hem de ahiretteki sonsuz azaptan kurtulmayı umabileceklerdir. Duygusallık. Duygusallık insanlara sıkıntılı bir hayat yaşatan ve aynı zamanda Allah'ın Kur'an'la bildirdiği anlayışla uyuşmayan ancak insanların büyük bir çoğunluğunun fark edemediği önemli bir tehlikedir. Hatta duygusal olmak çoğunlukla insanlar arasında takdir ve beğeni toplar, teşvik görür. Duygusallık sevginin bir tezahürü zannedilir. Oysa Kur'an ahlakından uzak insanların içlerinde yaşattıkları bir azaptır. Gerçek sevgi samimidir ve içtenlikle açık açık çekinmeden, kibir olmadan gösterilen samimi bir duygudur. Duygusallık ise sevginin gizlenmesinden veya Allah'a duyulması gereken sevginin insanların şahsına yöneltilmesinden kaynaklıdır. Bu şekilde davranan insanlar sevgilerini yönelttikleri kişileri sahiplenir, hatta onlara karşı put edinmeye kadar varan ister beslerler. Bu sebeple de sürekli ızdırap içinde yaşarlar. Duygusallık dine muhalif olan bir duygudur. Kur'an ahlakı insanlara olayları gerçekçi bir bakış açısıyla görebilme ve akılcı bir yaklaşımla yorumlayabilme yeteneği kazandırır. Duygusallık ise insanları gerçeklerden uzaklaştıran, mantıksız düşüncelere iten ve yanlış kararlar almaya yönelten bir duygudur. İmanı ve Kur'an ahlakını kavrayan insanlar için duygusallığın zevk alınacak hiçbir yanı yoktur. Onlar bunun insanları hüzün, hüsran ve yıkıma sürükleyen bir düşünce şekli olduğunun bilincindedirler. Bu nedenle ne açık ne de gizli olarak kalplerinde böyle bir zayıflığa izin vermezler. İman ettikleri halde duygusallığın Kur'an'a muhalif olan bu yönlerinin farkında olmayan ya da bunları önemsemeyen insanlar ise böyle bir konuda zayıflık gösterebilirler. Kimi zaman sadece kendi kendilerine gizli gizli yaşadıkları bu duygu, kimi zamanlarda tavırlarına da açıkça hakim olur. Bu duygunun en belirgin dışa vurumlarından biri, bu kimselerin bir türlü önüne geçemedikleri ağlama eylemidir. Ağlama, kişinin bir şeye karşı koymadığı şekilde üzülmesinden olur ki, bu da o kişinin Allah'ın yarattığı kadere gönül huzuru ve hoşnutlukla tevekkül edememesinden kaynaklanır. Duygusallığın etkisiyle bu kimselerin üzerinde sürekli bir hüzün hali vardır.'' yaşadıkları her olayda üzülüp hüzünlenecek bir yön mutlaka bulurlar. Bundan dolayı hayatlarını sürekli ağlama elimi içerisinde geçirirler. Ancak ağlama denince akla sadece kişinin gözyaşı dökerek ağlaması gelmemelidir. Kim zaman gerçekten bu şekilde ağladıkları da olur. Ama kimi zaman da fiziksel anlamda gözyaşı dökmedikleri halde ağlama devam eder. Bu bedenin ağlamasıdır. Bu ruh halinde kişinin kimi zaman gözleri hafif nemlenirken kimi zaman da hiç ıslanmaz ama yüzünde hüznün neden olduğu belirgin bir sararma ve solma baş gösterir. Sesinde takat ve canlılık yoktur. Bakışları donuk ve kederlidir. Üzerinde bir ağırlık ve bitkinlik, konuşmalarında ise yoğun bir ümitsizlik havası hakimdir. Vücutları yoğun stres nedeniyle fonksiyonlarını gerektiği gibi yerine getiremez. Bu nedenle bu kimseler ruhi çöküntülerinin yanı sıra bedensel olarak da ciddi rahatsızlıklar yaşarlar. Bu ruh haline kapıldıkları anlarda önlerine dünyanın en güzel nimetleri dahi sunulsa bunların hiçbirinden gerçek anlamda zevk alamazlar. Hiçbiri onları bu sıkıntıdan kurtarmada etkili olmaz. İmanın ve tevekkülün huzurunu ve konforunu yaşamak varken kendi elleriyle kendilerine sıkıntı dolu bir dünya oluştururlar. Oysa Allah Kur'an'da inkar edenler için kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kazandıklarından dolayı az gülsünler, çok ağlasınlar diye buyurmaktadır. Yani ağlamak, hüzünlenmek, Üzüntü duymak inkar edenlere ait bir özelliktir. Aynı şekilde Kur'an ayetlerinde hep inkarcıların cehennem ehlinin mutsuzluklarından, bedbahtlıklarından, sıkıntı dolu yaşamlarından bahsetmektedir. Müminler ise Kur'an'da hep neşeli olmaya teşvik edilmekte. Pek çok ayette dünyada ve ahirette sevinç duyacakları konularla müjdelenmektedirler. Bu durumda iman ettiğini söyleyen bir kişi eğer sürekli elem dolu ya da ağlamaya eğilimli bir ruh hali içindeyse bu onun tevekkül konusu başta olmak üzere pek çok konuyu yüzeysel değerlendirdiğini ve dinin ruhunu tam olarak yaşamadığını gösterir. Bu nedenle dindar olduğunu söyleyen bir insan her ne sebeple olursa olsun üzülmeyi, sıkılmayı normal karşılamamalı, bir mümin olarak böyle bir tavır göstermekten Allah'a sığınmalıdır. Allah ile dost olmanın, ona güvenip dayanmanın huzurunu yaşamak varken böyle azap dolu bir hayat yaşamayı makul karşılamamalıdır. Allah'ın Kur'an'da kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, Rabbimiz, mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz sapan bir topluluk imişiz. Rabbimiz, bizi ateşin içinden çıkar. Eğer yine inkara dönersek artık gerçekten zalim kimseler oluruz. Ayetiyle dikkat çektiği gibi, dünya hayatında mutsuzluklarına yenilerek ahiret hayatlarını pişmanlık içerisinde geçiren kimselerin durumundan ibret almalı ve gerçek sarsılmaz imanı kazanmaya niyet etmelidir. Alınganlık ve küskünlük İnsanların gizliden gizliye azap çekmelerine neden olan tavır bozukluklarından biri de alınganlıktır. Alıngan kişiler ortada hiçbir sebep olmamasına rağmen kapıldıkları duygusal ruh halinin etkisiyle şahit oldukları her olaydan, duydukları her sözden alınıp küsebilirler. Oysa söylenen sözlerin onlarla hiçbir ilgisi bulunmaz. Veya bu kişiler kendilerine söylenen sözleri alınganlıkları nedeniyle bambaşka açılardan algılarlar. Kendilerine anlatılmak istenen hikmeti görmek yerine hiç ilgisi olmayan çıkarımlar yaparak kendilerine alınabilecek malzemeler bulurlar ve sonra da küserler. Alıngan kişiler neden dolayı küstüklerini, onları neyin rahatsız ettiğini de açıkça söylemedikleri için çevrelerindeki insanlar onların neden böyle bir tavır içinde olduklarını anlayamazlar. Onları çözmek için türlü yollar denerler. Ancak çoğu zaman bu kişilerin neden alındıklarını tespit etmek mümkün olmaz. Alınganlığın temelinde yatan nedenlerden biri bu insanların çevrelerindeki insanları dost olarak görmemeleri, onların söz ve tavırlarını hep aleyhlerinde algılamaları ve güven duymamalarıdır. Bir başka neden ise bu insanların kendi içlerindeki huzursuzluk ve samimiyetsizlikleridir. Çünkü bu insanlar kendi vicdanlarına şahit oldukları için başkalarının da bunun farkında olabileceğini ve her an bunları yüzüne vurabileceklerini düşünürler. Bu nedenle her sözü kendi aleyhlerinde zannederler. Allah iki yüzlü insanların bu özelliğini bir ayette şöyle bildirmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Oysa sanki onlar sütun gibi, dayandırılmış ahşap kütük gibidirler. Bu dayanıksızlıklarından dolayı da her çareyi kendi aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Münafıkun Suresi 4 bazı insanlar da aslında gerçekten alıngan bir tavır içerisinde olmadıkları halde kasıtlı olarak alınmış gibi görünerek haksız oldukları konularda üste çıkmaya çalışırlar. Küserek kendilerince karşı tarafı söylediklerine pişman etmek ve geri adım atmalarını isterler. Oysa bu tip yöntem ve tavırlar iman edenlerin tenezzül etmeyecekleri tavırlardır. Kur'an ahlakında karşı taraf cahilce, yanlış ya da düşüncesizce bir tavır gösterse dahi böyle bir alınganlık ya da küskünlüğün makuliyeti yoktur. Çünkü mümin karşılaştığı her olayı, her tavrı, her sözü Allah'ın yarattığını bilir. Buna rağmen böyle hoşnutsuz bir ahlak göstermek Allah'a karşı yapılan bir hata olur. Bunun yanında müminler Allah'ın rızasının hoşgörülü, affedici ve bağışlayıcı bir ahlak gerektirdiğini de bilmektedirler. Allah Kur'an'da bu ahlakın önemini şöyle belirtir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kötülüğün karşılığı onun misli olan kötülüktür. Ama kim affeder ve ıslah ederse Artık onun ecri Allah'a aittir. Gerçekten o zalimleri sevmez. Şura Suresi 40 Alıngan insanlar kimseyle dost olmaz, kimseyi sevemez ve sevilemezler. Sürekli üzüntü ve sıkıntı içinde yaşarlar. Herkese darılıp küsmeleri nedeniyle hep tek başlarına yaşar, yalnız kalırlar. Her Müslümanın alınganlığın ve yakınlarına küsmenin Kur'an ahlakına uymayan bir tavır olduğunu kabul etmesi çok önemlidir. Müslüman kişi haklı dahi olsa karşısındakilerle rahatsızlık duyduğu konuyu açık açık konuşur. Eğer hata kendisinde ise bunu düzeltir. Eğer hatalı davranan taraf bir başkası ise ona küsmez. Aksine onu Kur'an ayetlerini hatırlatarak uyarır. Dünya hırsını yok eden konuları düşünmekten kaçınmak. Bazı insanların imanı kavradıkları halde hayatlarının kimi anlarını sıkıntı içerisinde geçirmelerinin en önemli nedenlerinden biri dünya hayatı için büyük bir hırs taşımaları ve bu hırslarını giderecek konuları düşünmekten kaçınmalarıdır. Kur'an'a baktığımızda insanların dünya hayatına ilişkin olarak hırsa kapıldıkları konuların hep aynı olduğunu görürüz. Mal biriktirme tutkusu, canı olan düşkünlük, insanların gözünde değer kazanabilme isteği ve itibar kaygısı bu konuların başlıcalarıdır. Allah insanların hırsla kapıldığı bu konuları bir ayette Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metadır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır, sözleriyle bildirmiştir. Tüm bunlar elbette ki dünya hayatının nimetleridir. Allah insanları bu nimetlerden zevk alacak şekilde yaratmıştır. Doğru olan tüm bu nimetleri her birinin Allah'tan geldiğini bilerek ona şükrederek kullanmaktır. Yanlış olan ise bu nimetlere sahip olabilmeyi ahiret hayatını kazanmaktan daha önemli görmek ve bunun için hırsa kapılmaktır. Kur'an ayetlerinde önemli üzerinde durulan ve insanların büyük bir çoğunluğunun düşünmeye yanaşmadıkları dünya hırsını gideren konulardan başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz. 1. Dünya hayatının geçiciliğini düşünmek İnsanların bir kısmı dünya hayatının geçiciliğini düşünmekten kaçınır. Ama aslında bu durum onların bu gerçeği kavrayamamış olmalarından kaynaklanmaz. Çünkü hemen her gün bu gerçeği ortaya koyan pek çok olayla karşılaşırlar. Kim zaman bir yakınlarının iflas ettiğine, kimi zaman bir kaza geçirdiğine, kimi zaman da yaşamını yitirdiğine şahit olurlar. Hepsinden önemlisi, başta kendileri olmak üzere tüm tanıdıklarının her geçen gün ölümüne daha da yaklaştıklarını bizzat yaşayarak görürler. Yaşlılıkla birlikte kaybolan güzellikleri, zamanla ortaya çıkan hastalıklar, acizlikler ve zayıflıklar insanların dünya hayatının geçiciliğini anlayabilmeleri için fazlasıyla yeterlidir. Buna rağmen bazı kimseler bu konuyu düşünmekten kaçınırlar. Bunun nedeni düşünürlerse dünyaya bağlanamayacaklarını bilmeleridir. Eğer insanlar hayatın çok kısa olduğunu her an hiç beklemedikleri, herhangi bir sebeple ölebileceklerini, güzellik, zenginlik, itibar gibi değerlerini her an yitirebileceklerini düşünecek olurlarsa, bunlara sadece hak ettikleri kadar değer vereceklerdir. Bunun sonucunda ise hırs yapmalarının mantıksızlığını anlayacak ve dolayısıyla tümüyle Allah'ın rızasını ve ahiret hayatını kazanmaya yönelmeleri gerekecektir. Cahiliye toplumunda yaygın olan bu düşünmekten kaçma özelliği kimi zaman iman ettiklerini söyleyen insanlarda da görülebilir. Bu kimselerin dünya hayatına olan bakış açıları elbette ki cahiliye insanlarına göre büyük farklılıklar gösterir. Ama onların içine düştükleri ata dünya hayatının gerçek konumunu çok iyi bildikleri halde bunu yaşamlarına gerektiği gibi hakim etmemeleridir. Dünyaya ilişkin hiçbir konuda hırs yapmamak gerektiğini, en fazla 60-70 yıl içinde yaşamlarının sona ereceğini, insanın asıl olarak ahiretteki sonsuz hayatı için çaba harcaması gerektiğini çok iyi bilir ve bunu her fırsatta başkalarına da anlatırlar. Ancak bildiklerini kendi hayatlarında uygulamazlar. Bu insanların durumunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Son model bir arabaya sahip olan bir kimse her fırsatta bu arabanın dünya hayatının geçici güzelliklerinden biri olduğunu bu nedenle bu konuda hırsa kapılmanın mantıksızlığını anlatıyor olabilir. Ancak çok acil bir durumda arabasının başkası tarafından kullanılması gerekse bir anda bu anlattıklarını unutabilir ve ciddi şekilde bir mal hırsına kapılabilir. Bu kimse o ana kadar hep tam tersini anlattığı bu tarz tavırlar gösterenleri alabildiğine kınadığı halde verdiği örnekler gerçek hayatta karşısına çıkınca tavrı tamamen değişir. Bu kişilerin vicdanen çok iyi bildikleri bu konuları kendi dünyevi menfaatleriyle çatıştığında göz ardı etmeleri kendilerinde ciddi anlamda bir vicdani sıkıntı oluşturur. İşte bu da söz konusu insanların doğru bildiklerini yaşamamalarının getirdiği manevi bir azaptır. Bundan dolayı sürekli sıkıntılı bir ruh hali içinde olurlar. Dünya hırsı olan bir insan için yaşlanmak, hastalanmak, itibarını ve malını yitirmek gibi olaylar da büyük bir gerilim kaynağıdır. Oysa bir gün öleceğini, ölükten sonra da hiçbir eşyasını, parasını ve mülkünü yanına alamayacağını bilen bir insan hiçbir şeyin hırsını yapmaz. Her şeyini Allah'ın razı olacağı şekilde cömertlikle kullanır. Dünyadaki kısacık ömrünü nasıl yaşayacağını değil, ahiretteki sonsuz hayatının nasıl olacağını düşünür ve bunun için çalışır. 2 Allah'tan başka ilah olmadığını unutmamak. Evrende meydana gelen her olay ancak Allah'ın dilemesiyle, O'nun gücü ve O'nun iradesiyle gerçekleşmektedir. Allah'ın dışında hiçbir güç yoktur. Kur'an'da bu gerçeği Allah şu sözlerle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şey kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara Suresi 255 Ancak buna rağmen insanların büyük çoğunluğu Allah'a katıksız bir iman ile iman etmezler. Bir ayette Allah'ın Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan elbette Allah diyecekler. De ki gördünüz mü haber verin. Allah'tan başka taptıklarınız eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa onun zararını kaldırabilirler mi? Ya da bana bir rahmet vermeyi istese onun rahmetini tutup önleyebilecekler mi? De ki Allah bana yeter. Tevekkül edecek olanlar ona tevekkül etsinler. Hükmüyle bildirdiği gibi bazı insanlar Allah'ın gücünü kabul ederler. Ama bir yandan da kendilerine Allah'tan başka ilahlar edinirler. Ancak insanların gözlerinde büyütüp hoşnutluklarını kazanmaya çalıştıkları bu ilahlar, kendilerine dahi fayda sağlamaktan aciz, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve kendileri yaratılmış varlıklardır. Allah Kur'an'da insanların Allah'ın dışında edindikleri ilahların bu acizliklerini ayetlerde şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onun dışında hiçbir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sağlayamayan öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler. Furkan Suresi 3 Allah'tan başka taptıklarınız sizler gibi kullardır. Eğer doğru hemen onları çağırın da size icabet etsinler. Araf Suresi 194 Ancak şunu da unutmamak gerekir ki bu insanların çoğuna sorulacak olsa hiçbir zaman için gözlerinde büyüttükleri bu varlıkları ilah olarak adlandırmaz, onları ilah olarak gördüklerini kabul etmezler. Ne var ki yaşamları içinde gösterdikleri tüm tavırlar bu kimseleri ilahlaştırdıklarını ortaya koyar. Yalnızca Allah'tan medet ummaları, yalnızca ondan yardım dileyip ona şükretmeleri gerekirken tüm bunları güç sahibi sandıkları insanlarda ararlar. Yine yalnızca Allah'tan korkup sadece onun rızasını aramaları gerekirken insanlardan çekinip onların hoşnutluğunu kazanmayı Allah'ın rızasından öncelikle görürler. Kimileri de Allah'ın kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendi istek ve tutkularını ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Ayetiyle belirttiği gibi kendi kendilerini ilahlaştırabilmektedirler. Bu kimseler de Allah'ın gücü karşısındaki tüm acizliklerine rağmen kendilerine ait müstakil bir güçleri olduğuna inanırlar. Bir nimete kavuştuklarında bunu kendi çabalarıyla elde ettiklerini, bir başarısızla ya da kayba uğradıklarında da bunun kendi hataları nedeniyle oluştuğunu sanırlar. Elbette ki tüm bunlar bu insanların Allah'ın gücünü gereği gibi takdir edememiş olmalarından kaynaklanır. Oysaki Allah'tan başka ilah yoktur. Evrende meydana gelen her olay gibi bunlar da yine Allah'ın dilemesiyle, onun buyurmasıyla gerçekleşmektedir. İnsanların dualarına, isteklerine karşılık verebilecek, onları içine düştükleri sıkıntılardan kurtarabilecek, kalplerine huzur ve güven duygusu yerleştirebilecek, güzel bir hayat yaşamalarını sağlayabilecek başka bir kuvvet yoktur. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz izzet ve gücün tümü Allah'ındır. Bazı insanların bu konuda sık sık gaflete düşmeleri, imanın huzurunu gerektiği gibi yaşayamamalarına ve pek çok konuda sıkıntı çekmelerine neden olur. Sevgiyi, saygıyı, beğeniyi, dostluğu, fedakarlığı, ince düşünebilmeyi, sabrı, affediciliği ve daha pek çok güzelliği insanlardan beklerler. Aynı şekilde tüm bunları kendi alacakları tedbirlerle, kendi çaba ve iradeleriyle kazanacaklarını sanırlar. Oysa bir insanı bir diğerine beğendirecek, sevdirecek, saydıracak olan Allah'tır. Her ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, hiç kimse insanların kalbine etki edemez. Kur'an ahlakı gösterildiğinde bunun sonucunda bir nimet olarak Allah o kişinin kalbinde sevgi oluşturur. Aynı şekilde hiçbir insan kendi kalbinde bir başkasına karşı sevgi oluşturamaz. Bu hisse ona veren Allah'tır. Bunlar gibi insanlara ulaşan maddi manevi her ne varsa her birini yaratan Allah'tır. Allah Kur'an'da bu gerçeği insanlara şu sözlerle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki: Şüphesiz lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah rahmeti geniş olandır, bilendir. O kime dilerse rahmetini tahsis eder. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Ali İmran suresi 73 74. Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi yapayalnız ve yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Ali İmran suresi 160. Bazı kimselerin insanların rızasını Allah'ın rızasının üzerinde tutmaları, yaşamlarını Kur'an'a göre değil de insanların kural ve anlayışına göre düzenlemeleri onlara büyük sıkıntılar yaşatır. Çünkü insan aynı anda birçok kişiyi birden memnun edemez bir kimsenin rızasına uygun davrandığında diğer bir kişiyi kızdıracaktır. Bu bir kısır döngü halindedir ve böyle bir insan hayatı boyunca sıkıntılar yaşar. Allah böyle insanlar için Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ortak koşanlar için bir örnek verdi. Kendisi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bulunan, sahipleri de çok ortaklı olan köle bir adam ile yalnızca bir kişiye teslim olmuş bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'ındır. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Zümer suresi 29. Sadece Allah'ın rızasını arayan bir insan için her şey çok kolaydır. Hayatı boyunca uyacağı doğrular ve yanlışlar Kur'an'da kendisine bildirilmiştir. Bunun dışında insanların ne düşündüklerinin ve ona karşı nasıl bir tavır içerisinde bulunduklarının hiçbir önemi yoktur. Samimi bir Müslüman Allah'ın rızasına uyduğu sürece dünyada ve ahirette kurtuluş bulacağını umarak yaşar. Dolayısıyla çevresindeki insanlara göre sürekli kendisini şekillendirmek zorunda olan ve insanların rızasını arayan kişilerden çok daha huzurlu, kolay ve güzel bir hayata sahip olur. Allah insanların rızasını arayan bu insanların durumunu bir ayette "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım." Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk katıp dururlar. Sözleriyle açıklamaktadır. Bu nedenle her insanın kendini bundan ayrı tutmadan şirk konusunun üzerinde dikkatli düşünmesi, inancını ve hayatını bu gerçeğe göre düzenlemesi gerekir. Çünkü Allah'ın bildirdiği gibi Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. Her insan Kur'an'da Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bunlar Rabbinin sana hikmet olarak vahyettiği şeylerdir. Rabbin ile beraber başka ilahlar kılma. Yoksa yerilmiş, kovulmuş olarak cehenneme bırakılırsın." Ayetiyle Allah'ın bildirdiği bu önemli gerçeği düşünmeli ve öğüt almalıdır. Sonuç. Bu bölümde kimi insanların yaşadıkları gizli azapların bazı nedenlerine yer verildi. Gerçek imanda hiçbir zaman azap, sıkıntı, elem, ümitsizlik hisleri oluşmaz bu tür hislere kapılan kişinin ilk yapması gereken imanını gözden geçirmek, Kur'an ayetlerini düşünerek gerçekleri hatırlamaktır. Aksi takdirde bir insan ne kadar Allah'a iman ettiğini söylerse söylesin, eğer imanı gerektiği gibi yaşamıyor, hayatını ve bakış açısını Kur'an ayetlerine göre belirlemiyorsa mutlaka sıkıntılar yaşar. Allah'ın bir ayette bildirdiği gibi dini yaşamayanların kalbi hep sıkıntılıdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi saptırmak isterse onun göğsünü sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökerdir. En'am suresi 125.